Merhabalar, ben Cihangir. Bugün O Ne Diyor'dayım ve sizlerin sosyal medyadan gelen sorularını yanıtlayacağım. Şimdi bakalım. Video çekmeye gelmeden tanığa girip önceden az baktı mı sorulara acaba? Sorulara daha öncesinde bakmadım. Daha dedim heyecanlı olsun falan. Bu da böyle bir girizgah için bence garip bir soru olmuş. Anlayamadım yani. Onun için diğer soruya geçelim. Bir şey söyleyecek olsanız ve bunu dünyadaki herkes duyacak olsa ne söylerdiniz? Beni tanımanı isterdim. Aynen böyle bir şey söylemek isterdim ben. Saçını kestirirken berbere ne söyleyip kestiriyorsun? Bir Adanalı stil kes mi diyorsun, ne diyorsun? Vallahi berbere gittiğim zaman normal başka muhabbetlerden yapıyoruz işte. Normal işte gündelik muhabbetlerden. Zaten hangi saç stiline sahip olduğumu kendisi biliyor. Kendi berberimin oluşturduğu bir tıraş. Yıllardır da zaten tıraşımın ismini soruyorlar. Geyik olsun diye bir isim koymuşlar. İsmi de köpek tıraşı diyorlar ama... Aynen, yanları böyle alınmış. Kral, sette hiç kaza geçirdin mi? Yok, hiç kaza geçirdim. Bir kere elimde silah patladı ama çok fenaydı. Hiç beklemediğim bir anda. Kuru sıkı da olsa canını acıtıyormuş insan. En çok neyinizle bilinirsiniz? Sanırım en fazla huysuz, geçimsiz ve sinirli birisi olduğumu söylüyorlar. Bununla alakalı ama bunu aşacağım yani. Onu da söz veriyorum sizlere. 01'in sinema filminde olacak mısın? Varoş'ta hayal kuran her çocuğun hayallerine daha fazla tutunmasına vesile oldun. Başarının devam etmesini dilerim. Teşekkür ederim her şeyden önce herkes için. Beni kendine yakın bulan herkes için. 01'in sinema filminde oynamayacağım ama bundan sonrasında benim gittiğim yoldan kendine örnek alıp bununla alakalı bir şeyler yapmak isteyen kardeşlerime şunu söylemek isterim. Dua yolda edilir. Bence yapacağınız şeyin sürekli peşinde olun. Bir hevesmiş gibi değil de yapmak istediğiniz şeymiş gibi, o günü bekliyormuş gibi. Yani bir bilet tarihi, bir saatmiş gibi bunu bekleyin ve o gün geldiği zaman o gömleği üstünüze giyin ve güzel güzel devam edin. Evet, daha iddialı bir şeyler olması lazım bence sorularda. Bisepslerin iyi midir? Yani seninkisi kaç santim? Bisepslerim hep ufaklı ya vallahi. Sırtım, göğüslerim daha büyük. Çok göster. Arkadaşlarla yüz kağıdına iddiaya girdik. Karın kaslarınızı görebilir miyiz? 6 mı 8 mi sayalım? Tabii hemen. Hemen. Çok iyiler. Böyle bakarken sinirli sirli bebeğim der misin? Nasıl? Böyle mi? Bebeğim mi diyeyim? Demem mi ya? Abi bu fotoğrafta oturuyor muydun yoksa ayakta mıydın? Aynen bu fotoğrafta oturuyordum. Ama keyifliymişim yani, mutluymuşum, gülmüşüm. Ne zaman çekilmiş acaba? Ama gençmişim ha burada. Sanırım bu kardeşim 2 metrenin üstünde bir kardeşimmiş. Herhalde gafil avlanmış. Normalde benden uzunlarla fotoğraf çekilmiyorum. Yani çekilsem de biraz geride veya önde duruyorum. Nasıl bir sevgilisiniz ve nasıl kadınlardan hoşlanırsınız? Bir kadında dikkatinizi çeken şey nedir? Ben asil insanları seviyorum. Böyle çok dışarıdan görüntüsünün, yani çok güzel olması, bir yerde olması, birisi olmasının çok bir önemi yok. İşçi kadınları seviyorum böyle. Bir yerlerde çalışan falan. Emekçi insanları daha çok seviyorum. Öyle kadınlar beni bilmiyorum. Kendi platonik aşklar yaşıyorum yani bununla alakalı. Böyle bir kafede mafede birini görüp ona aşık oluyorum ama öyle gidiyor yani. Sonra bir daha gitmiyorum oraya. Ya da bazen gidiyorum yani. Çukur'daki ilk set günü nasıldı? Nasıl bir his bıraktı? Sonradan dahil olmak zor mu? Vallahi ilk set günü yolda arabayla sete giderken dedim. Bugün de atlatırsan Cihangir dedim. Bundan sonra karada ölüm yok. Allah'a şükür ki güzel geçti. Sıcakkanlı insanlar var. Profesyonel bir yer. Sizlerin desteğiyle buraya kadar geldiğimiz için de sonsuz teşekkür ederim. Yani bunu böyle söyleyip bu olayı dramatize etmek için değil. İlk defa bir yerde böyle bunu açık açık söyleyebilme imkanı buldum. Gerçekten çok sağ olun. Elimden geldiği şekilde bu olayı halledeceğim yani, üstesinden geleceğim. Belki de geliyorumdur. Seni pis ederim ha desene yakışıklı. Ters bir şey söylemen lazım ya. Gerçek hayatta da hak edene hakkını veriyor musun? Aynen, gerçek hayatta da birazcık böyle yani haksızlıklara karşı veya böyle yuvarlak bir cümle olmasın ama yani bir yerde bir şey oluyor, sana ne oğlum git buradan ama işte orada gidemiyorsun. Orada bir müdahil oluyorsun. Bazı zamanlarda bir kimliğin var artık, bundan sonrasında bir yerden sonra atıyor kafam ve orada neyse işte fotoğraf çekilmeye geliyorsa, terbiyesizlik yapıyorsa söylüyorum yani, şey demiyorum ulan öyle midir böyle midir, ama düzgün olacak herkesle düzgün bir şekilde muhabbet ettikleri zaman hiçbir sıkıntımız yok efendim. Ha böyle yaptın ya, bir şey mi söylüyorsun dedi. Ha terledin mi? Ben cevap veririm, ben terlemedim. Spor yaparken güneş gözlüğü takmanın nedeni nedir? Dikkat çekmeye mi çalışıyorsun? Evet. Evet. Dikkat çekmeye çalışıyorum. Çok severim. Çocukluğumdan beri hep böyle, zaten bu modelde gittim yani. Dikkat çekmek, bu konuda iddialı olmak, bunu yapabileceğine inanmak ve bunun sonucunda bir şeyler yapabilmenin, özgüvenin ne demek olduğunu bir hissetsen var ya. Devam. Senin hakkında bilmediğimiz bir şey söyler misin? Uzun tabanlı ayakkabılar giyiyorum biraz. Benim hakkımda söylemek istediğim, bilmediğiniz... Yani... Ya bir şey bulamadım, bilmiyorum ya. Bu çok bence şey bir soru yani, yuvarlak bir... Benim hakkımda ne... Benim hakkımda ne öğrenmek istiyorsun gibi bir şey ya.
Duygusal bir insanım ama duygusal olmamam gerektiğini hayatımın bazı yerlerinde çok yoğun yaşıyorum. Bu tanınma olayından sonraki 5 senelik durumda daha farklı oldu bu. Yani hayatın getirdikleri duygularımızı rejenere ediyor, buna üzülüyorum. Ama nihayetinde içimizde bir yerde her zaman duygusal insanlarız yani hepimiz. Çünkü Türk toplumunda bu coğrafyada yetişen insanların manevi tarafında illaki bir yerden lan işte falan böyle bir tarzımız var ama olmasa daha profesyonel olacak. Ama o da bence insanları oyununa katan bir şey. Çünkü biz böyle bir yerdeyiz ve duygusal insanlarız ve böyle olmamız lazım. Onun dışındaki hiçbir şey bence geçmiyor karşı tarafa. En azından bana da öyle geçmiyor. Bunu bir erkeğe söyleyeceğimi aklımın ucundan geçmezdi. Hadi. Ama güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın? Bilader. Bilader? Lan hayırdır lan? O nasıl gamzesti? Çıtayı çok yükselttin. Biz at ağızlılar zor durumda kaldık. Vallahi benim de ağzımın büyük olduğunu söylüyorlar ama birader senin de yani böyle... Hani desen ki abi güzel giyindin filan saçta gamzeler mamzeler. Biraz acayip baktın sanırım bana. Güneşin gülüşüne nasıl sığdırdın birader diye. Şu an telefonun ekranında hangi fotoğraf var ve bize galerindeki son fotoğrafı gösterebilir misin? Ekranımda babamla olan fotoğrafım var şöyle Boğaz'da, bizim kendi ofisimizde. İleriyi gösteriyor. Bana göre manidar bir şey var. Oğlum oralara git dercesine. Git. Beni kamçılayan bir şey. Devam oğlum falan işte. Güzel günler bizim falan modeli. Galerideki son fotoğraf. Bu biraz riskliymiş ya. Evet şu an dümen yapıyorum farkındaysanız. Galerideki son fotoğrafı gösterirsem olmaz. Ana yeğenim var bak. Ben yeğenim. Baba günün kutlu olsun. Ah. Öpeyim senin yanaklarından. Evet bu var. Öyle olsun. İki dizide de oynarken sanki kendi olduğu karakteri canlandırıyor. Dizideki tavrı konuşma şekliyle çok doğal duruyor. Gerçek hayattaki karakteri çok daha farklı mı? Bu arada şivesine bayılıyorum. Ya illaki ağzımızda bir şive var çünkü çok uzun zamandan beri Adana'da yaşadım veya muhatap olduğum insanların çoğu Adanalı veya işte bu kültürü bilen veya ben öyle konuştuğum için ben de öyle konuşmaya çalışan insanlar da var tamam mı? Yani orada ben çok kibar olmam bir acayip oluyor. Yani öyleli isteyen insanla o şekilde konuşuyorsun ama kibar bir şekilde veya düzgün bir İstanbul Türkçesiyle kendini ifade etmen gerekiyorsa öyle konuşuyorsun. Şey gibi yani artık belli bir süreden sonra Adana şivesiyle konuşman işte şey gibi evde donla monla yatıyor gibi böyle rahat rahat bir şeye takılmadan ama İstanbul ağzıyla konuşurken illaki böyle bir ipin üstünde yürür gibisin. Arada K'ler G'ler kayıyor ama işte yapacak bir şey yok yani yoldayız düzeltmeye çalışıyoruz destek devam. İki dizide de oynarken sanki kendi olduğu karakteri canlandırıyor. Yo aslında şöyle bir şey var karakter doğrultusunda yazılan şeylerde beni tanıyıp da bunun üstüne evriltilmiş bir durum var. Dizideki gibi veya dizilerdeki gibi canlandırdığım insanlar gibi birisi de değilim. Ama ona kaçan taraf ya bu bir denge bence yani. Hani zaten kendinden vermeyip %100 öyle bir karakter çıkarman falan biraz zor diye düşünüyorum. Gio lakabı nasıl ortaya çıktı? Vallahi bilmiyorum ya. Herhalde çocukluktan beri Gio oraya, Gio buraya. Bir de üstüne onunla birlikte dizisi oldu. Öyle de kaldı şimdi. Çok yakın bir tanıdığımdan duyduğuma göre... Boy ebat fark etmeksizin köpeklerden korkuyormuşsun. Bu doğru mu? Şimdi şöyle bir şey var. Köpeklerde tamam mı dostum? Isırırsa kötü olur yani anladın mı? Yani mesela ben de ona karşı bir kün güderim bir şey olur. Ama böyle normal arkadaşları bunun köpekleri oluyor normal minnoş minnoş. İlk başta böyle bir bakıyorum böyle bana saldırmayacak gibi onunla güzel oynuyorum ama. Şimdi sen getirmişsin kendi köpeğini bana inanmamı bekliyorum. Bu kadar ağzı var köpeğe madirse. Ne seveceğim oğlum daha dur. Hayatımız yoluna girmiş elimi menemi mi ısıttırayım köpeğine? Allah Allah. Korkuyor musun? Başarcığım öpüyorum seni. Çok güzel bir soru. Adana 01 ve Çukur gibi diziler arasında mafyatik ve şiddeti öven dizilerle. Ya bu ne yani şimdi? Hani böyle mafyatik ve şiddeti öven diziler. Evet çok güzel. 1-0 gerideyiz. Devam et. Gençlere negatif bir ölmek konusunda endişelerin yok mu? Bunlar birazcık böyle işte şey. Böyle dizilerde oynayarak kötü olduğunuzu düşünüyor musunuz? Gerçekten yapmayın ya. Birazcık böyle realliği hepimiz kabul edip bunun üstünden bir şeyleri eğer düzeltmek istiyorsak o yönde beraber bir şeyler yapabiliriz. Daha bence samimi olmalıyız bu konuda. Zaten şiddet, kaos veya bu tarz şeylerin çok fazla yaşandığı bir coğrafyadayız. Ben 30 yaşındayım. Doğduğum günden beri böyle. Şiddet, kaos falan filan hep var yani. Bunların hiçbirini kapatıp atıyorum mesela İskandinav ülkelerindeki gibi ya böyle bir dizi yaptın da ülkede şöyle şöyle bir etki yarattığı gibi bir şey bence çok samimiyetsiz geliyor yani. Ve bence bunun şu tarafına bakabiliriz. Ulan nereden nereye geldik ya? Bir dizide oynadın şu mu oldun? Şiddetli dizi yapıyorsun insanları suça yönelttin. İşte ne bileyim bir şey. Ya lütfen ya. Vallahi. Evet diziden sonra suçlar arttı falan. Benimle evlenir misin? Evet. Kabul edilirse sana 1 milyon vereceğim. Kabul edersen Suudi Arabistan'a gel. Tekne 270 liralar. Döndüm ev kira. 1 senelik öderim kirayı. 1 milyon. Buradan sesleniyorum. 1 milyon yetmiyor ya sana.
Hani benim çalışıp daha çok kazanmam lazım. Oyunculuk yapmadan önce ne yapıyordun veya hayalindeki meslek? Hayatım boyunca her zaman ünlü olmayı düşündüm. Her zaman bunu istedim. Hep enerjim bu yöndeydi. Biraz önce söylediğim gibi o gömleği giymekle alakalı. Ben o gömleği bekliyordum. Ve üstüme giydiğim zaman da olduğunu düşünüyorum yani. Hani cidden istediğim tek şey buydu yani. Ne yapıyordum? Garsonluk yapıyordum. Onun öncesinde ilk başlarda rap klipleri çekiyorduk. Ne bileyim küçük viral reklamlar çekiyordum. 2010'lu yıllarda, 2011-2012'de. Düğün fotoğrafı çektim, mahalle düğünü çektim. Belki var ya 2000-3000 tane düğün çekmişimdir ama sürekli bu işten kopmamak yani. Atıyorum düğün çekiyorsun, ondan aldığın parayla kamerayı parasını ödüyorsun ama devam ediyorsun artık yapmak istediğin şeye yani. Çünkü belli bir maddi durumdan gelen insanlarız yani nihayetinde. İyi değildi durumlarımız ve kredi kartı sattım, internet sattım, mağazada çalıştım. Yani hep hizmet sektöründeydik, hep insanlarla iç içeydik yani. Bizden önce 2 sene oyunculuk eğitimi aldığını söyleniyor. Bu eğitimi alırken aklındaki Adana 01 mi vardı? Aslına bakarsanız ben bu işlere kamera arkası olarak İstanbul'a geldim. Hatta küçük de bir anımı anlatayım size. Benim kendi bana bu oyunculuk dersi, oyunculuk eğitimi veren Ersin Erçin hocam vardı. Kendisine sonsuz teşekkürler ediyorum buradan. Ben bir barda çalışıyordum. Kendileri de o barda alternatif müzik falan yapıyorlardı işte böyle caz falan. Ve sürekli böyle onunla aramızda böyle doğaçlamalar, komiklikler falan filan. Bir gün çok güzel giyinmiş gelmiş. Dedim abi dedim vallahi dedim 2 direm bir çekirdek olmuş. Oğlum dedi ders veriyoruz dedim. Dedim ne dersi abi? Dedi oyunculuk dersi veriyorum falan. Dedim abi kurban olayım beni de götür yazdır oraya. Öyleli bir serüvenle 9 ay biz bir eğitim yaptık. Atölye kurduk, bir şeyler çektik. Sürekli oynadık yani. Oyunculuk, 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 oyunculuk. 01 Adana mı vardı? Evet sürekli böyleli, oryantalist bir suç filmi çekmek ve bunların bizim topraklarda geçmesi gerçekliğinin tutacağına inanıyordum. Aklımda hep bu vardı ama bunda oynayan kişi değil de hep böyle bu proje tasarımı, bu gerçekliği çıkaran kişi modelinde olmak istiyordum. Oldu da oyunculuk olarak da bir kazanım olması da daha keyifli oldu. Aklımda hep böyle bir suç işi yapmak vardı ve hala var. Çok güzel bir suç işi yapacağım yani. Daha yapabilmiş değilim. Şu sıra en çok dinlediğiniz 2 şarkı nedir? Gringo dinliyorum şu ara, Almanca rap dinliyorum daha fazla. Normal resteller var, sabah uyandığında Müslüm, Azer falan kahvaltı süresinde. Arada işte öyle. Eski şeyleri dinlemeyi daha çok seviyorum ya. Çünkü artık böyle yeni çıkan şeylerin böyle atıyorum bir 5 sene sonra dinlenmeyeceğine inanma fikri var bende. Bazı sabit fikirliliklerim beni boğuyor da olabilir ama eski şeyleri seviyorum yani. Eski müzikleri, eski arabeskçileri, eski hip hopları, eski kıyafetleri, eski insanları falan. Öyle yani onları seviyorum. Şu sıra en çok dinlediğin şarkı bir yer mi? Hava çok sıcak ama Cihangir Ceyhan değilim. Ki nasıl 7/24 üstsüz gezeyim? Hemen bu tişörtten bir tane ediniyorsun kardeşim. Demir Store'dan kendine. Lan o kadar da üstsüz gezmiyorum be. Yemin ederim utanıyorum bir 2 tane video atacağım diye. Ondan sonra bir ton ne diyecekler diye. Rap dinler mi? Dinliyor ise en sevdiği rapçi gibi. Bütün rapçileri seviyorum. Rap kültürünü seviyorum. Underground kültürü seviyorum. Yani bunun grafiti olabilir. Beatbox yapıyor olabilirsin. Beatmaker olabilirsin. Dans ediyor olabilirsin. Rap yapıyor olabilirsin. En sevdiğim rapçi Türkçe rap için Ceza. Yani o da Ceza yani. Çünkü şey gibi yani. İşte Ceza yani anlatabiliyor muyum ama onun dışında yine yeni nesil arkadaşlarım da var. Bunlar da bayağı güçlüler mesela Ezhel, Cashflow zaten en az Ceza kadar böyle çocukken dinlediğimiz. Mesela Cashflow dinliyordum sonra oynadığım dizide Cashflow çaldık ve atıyorum mesela Cash daha abi kardeş olduk falan. Bu tarz şeyler yaşamak bence çok güzel. Rap yapılsın ama şu an bence günümüzde birazcık böyle yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Çünkü biz 10 yıl önce yapılan şarkıyı hala böyle popüler bir şekilde kendi içimizde yaşarken şu an böyle yok olup giden şarkıları acaba 10 sene sonra bir daha birileri dinleyecek mi? Merak etmesinler biz dinleriz. Bakalım. "01 dizisinden ayrılma sebebini söyle, sen de rahat ederim, ben de rahat ederim." Ekip işiyle başlanılan bir iş olduğu için şu an ben bireysel olarak tek başıma bu konuyla alakalı herhangi bir şey söylemem doğru olmaz. Ama velakin benim de sosyal medyadan veya bu konuyla alakalı sosyal medyadan sürekli bir gündem var. Ortak bütün muhataplar bir araya gelip canlı yayın olabilir veya bir moderatör eşliğinde olabilir. Bu soruların hepsine cevap verebilirim ama şu an burada değil. Zehirli soru. Hayranıyla olan tuhaf ve komik anısı. Aynen. Şey olmuştu bir kere, abi dedi fotoğraf çekebilir miyiz dedi. Çekelim dedim. Manitasıyla kol kola geldi, ben de bana telefonu çektim mesela. O komikti baya. Bir tanesine mesela 2-3 kişi çekildi, bir tanesinde kız arkadaşı var yerinde, 18-19 yaşında bir genç. Sen de dedim kardeşim çekilecek, sen gel dedim. Yok abi gerek yok dedi ya. Ünlü olduğunu anladın mı? Anladıysan nasıl anladın? Vallahi hiçbir şey anlamadım şu ara ya bu işten. Herkes arıyor ya, babam diyor ki ulan diyor beni arıyorlar diyor, tamam mı? Abin ablanı sormuyorlar diyor, seni soruyorlar diyor. Bence öyleli şeylerden anladık yani. Dünyaya kürkümeye dünyası. Birisiysen bir şeyler var, değilsen dostum herkes için biraz zor yani. Bazen mesela bu durumu yaşadığım yerler oluyor mesela. Atıyorum bir restoran veya bir yere gittiğim zaman insanların sana karşı davranışları başka ama adamın mesela personeline yaptığı tavır başka. Ama merak etmesinler yani, ben de öyle olan insanların hepsine gereken cevabı veriyorum yani hani. Bu ne? Boş kağıt çıktı. Çok iyi biri olduğunu biliyorum. Çok güzel bir adam. Bunda bir şey yazmıyor abi.
Cihangir Ceyhan, içimdeki mahalle abisi aşkını körüklüyorsun, yapma ne olur. Mahalle abisi modelindeki insanlar sana zarar verir dostum. Mahalle abisi modelindeki insanların söylediği şeylere aldanma. Dünya senin algılayabileceğin kadar açık, artık her şeye ulaşabileceğin kadar teknoloji var. Kimsenin senin bir adım ötende olan bir insanı veya mahallede gördüğün, yani kendine göre seni iyi bir şeye sevk etmeyecek, sana yararlı bir şeyler söylemeyen hiç kimsenin ne abiliğini kabul et, ne kardeşliğini kabul et, ne de dostluğunu kabul et. Çünkü gerçekten böyle bir dizi yaptık falan. Bununla birlikte biz bu gerçekte olan bu 01 durumundaki hayatın sosyolojisine dair birkaç tane fikrim var. Yani böyle abilik veya kardeşlik durumu tamamen bireysel. Karşı taraftaki insanı herhangi bir şekilde risk etmeden hayatını güzele, doğruya yöneltebilen insan bence abidir veya kardeştir. Onun dışındaki herkes fasafiso. Size ne söylediğinin önemi yok yani. Hani size verdiği, yedirdiği, içirdiği, gösterdiği şeylerin hiçbirine aldanmayın dostum. Bence kendi kararınızı kendiniz verebilirsiniz. Hayat senin gidip 12'den vuracağın kadar açık yani. Kendine güven, devam et. Eğer bir gün cinsiyetiniz değişseydi ilk olarak ne yapardın? Cinsiyetimi hemen geri değiştirdim. Hemen öbürüne geri dönerdim. Ne yapayım yani, onu düşünsene, sabah bir kalkıyorsun. Sen ne yapardın, sen söyle. Ne kadar boş bir sarı. Ertelediğiniz bir şey var mı? Var. 11 aydır telefonumu değiştireceğim. Artık sağdan soldan numaramı bulanlardan illallah ettim yani, anladın mı? Alo, Cihangir abi sen misin? Yok ben abisiyim deyip kapatıyorum. Ertelediğiniz bir şey var mı? Mesela DM'lerine bakmak gibi. DM'den çok mesaj geliyor. Bazen bakıyorum işte. Bazen bakmıyorum. Bazen bakıyorum, sonra hiç bakmıyorum. Hangi birisiyle uğraşayım ki? Kime ne yazayım yani? İkinci bir cümleyi yazsam üçüncü bir cümleyi isteyecekler. Sosyal medyadan ben sana ne yazayım ki yani? Ne istiyorsun yani? Ne söylememi istersin? O kadar konuşmak istiyorsan buradayım yani. Gel konuşalım, muhabbet edelim yani. Öyle gerçekten istiyorsan zaten bulursun. Ben gerçekten istediğim çoğu şeyi buldum yani. Sen de bulursun. Bu böyle bir şey. Oturduğun yana oturayım. Sen bana nasılsın? Ben iyiyim. Öbürü ne yaptın? Ne ettin? O Ne Diyor ekibini sevdin mi? Evet, çok tatlılar hepsi. Bir gün O Ne Diyor'da ağırlanacağın aklına gelir miydi? Bu röportajı yaptığım için mutluyum ama böyle bir şey yapar mıyım, yapmaz mıyım gibi bir şey hiç daha öncesinde düşünmedim. Ama böyle bir şeyi bana teklif ettiklerine mutlu oldum. Çünkü kaliteli bir platform. Daha öncesinde de yaptıkları içeriklere de baktım. Güzel bir yer yani. İçinde rapçi çocuklar var, bak onlar iyi. Kamera arkasındaki çocuklarla iyi işselleştik. Hem internet hem televizyon dizisinde oynamış birisi olarak aradaki sansür farkından dolayı zorluk yaşadın mı? Televizyonda kendini kısıtlanmış hissettin mi? Ayrıca küçük bir övüp kaçacağım. O nasıl kemikli maskülen bir surattır. Seri düşüyoruz Cihangir Bey. Bu olayın geyik durumundan öncesinde çok ciddi bir durum var burada. Buna dair ben de kendi fikrimi söylemek isterim. Bu Cihangir Ceyhan'ın kendi başına yaşadığı bir kısıtlama değildi. Bütün yapım olarak. Yani bu adam senaryosunu yazandan, sanat yönetmenliğini yapandan, kostümünü yapan insana kadar herkesin içinde çok büyük cevherler var. Emin olsunlar yani sektörde bunu yapan insanlar bir şeyleri yapamadığından veya bilmediğinden değil ama belli bir sistematik var ve bunun doğrultusunda gitmek zorundalar. Yoksa herkes biliyor yani gerçekçi, real işlerin daha çok reaksiyon alacağını. Ben kendim kısıtlanmış hissettim. Yo, sadece küfür edebilerek oyun oynadığımı düşünmüyorum. Onun dışında keyifli yani, arada bir yapıştırıyoruz bazen. O da bip bip yapıyorlar zaten. Ülkemizde böyle bir kanun var ve buna uyuyoruz. Biz zamanında atıyorum bir organizasyonda kendi rap şarkısıyla alakalı bir sözü yasakladığı için o organizasyonu terk eden veya orada o şarkıyı söylemeyen arkadaşlarımız varken şu anda çok popüler radyolarda rap parçalarının hepsi sansürlü yayınlanıyor. Yani bu acaba kimin ayıbı veya kimin ne kadar karanlık sözleşmeye de neye imza attığıyla alakalı. Bunu da kardeşlerin kendi vicdanına buradan göndermek istiyorum. Çünkü yıllardır dinliyorum. Yıllardır bayraklarını çekiyorum. Elimden geleni yapıyorum ve bu olay yayılsın diye. Tanınmadan önce ve tanındıktan sonra da her zaman desteğim ama şunu söylemek istiyorum. Bir gün sistem seni oraya getiriyor dostum. Çünkü kendi ezberlerin ve kendi egoların yüzünden hayır ya falan. Vallahi sen evdekilere bir şey yapabildiğin sürece daha büyük adamsın. Ne söyleyeyim? Bu konuyla alakalı biraz dertliyim ya. Çünkü çok popüler bir radyoda rap parçalarını sansür duymak benim için böyle travma yaptı yani. Kafam gitti. Ama ne yapalım yani? O çocuklar bana dönüklerse ki yani Cihangir ben de 5 senedir bekliyorum kardeşim. Bugün de yolum yürüyecek. Kardeş sana ben bir şey söyleyemem yani ve sana destek olmam lazım yani. Söyle de rahatlayayım, hangi takımlısın? Demirsporluyum. Memleketimin takımını tutuyorum. Adana Spor da var ama ben doğduğumda Demirsporlu olmuşum. Yan komşum doğduğunda Adana Sporlu olmuştur. Odur ki milli takım. Ondan sonrasında kendi memleketimizin takımları. Adana Spor, Demirspor ama tuttuğum ve fanatik olduğum takım Adana Demirspor'dur. Buradan bütün Demirspor tribününe, taraftarlarına, sevenlere, sempati duyanlara, bir kere yolda görmüş olanlara, memleketine gelip olay yapıp orada bizi hayıflayan insanlara da buradan selam yolluyorum. Yani biz Demirsporlar olarak iyi insanlardık ama terse düşüyor hayaller. Bakalım güzel olacak her şey. Seni çok merak ediyoruz. Dağınık mısın, düzenli mi? Çok dağınık bir insanım. Ne giysem orada çıkarıyorum. Günde 3-4 tişört değiştiriyorum. Sürekli eşyalarımın yerini unutuyorum. Anahtarımı kaybediyorum. Evet ama bunlar benim yani. Hani yapacak bir şey yok yani. Bunu böyle işte ne yapacağım işte o da öyle oldu falan doktora gideyim ben unutmayayım diye bir şey. Hayır. Yani demek ki bende fıtratım uymuş yani. Dağınık bir insanım ama pis birisi değilim ama dağınığım ya. Uysal mısın, afacan mı? O ne? Uysal mı, afacan mı ne oluyor şimdi? Uysal nasıl yani? Mesela ben evde yatmışım. Kendi başıma. Geldin sen. Ya ne kadar uysal veya böyle işte sen geldiğin anda ben... Hele hele hele, afacan.
Hayır, nereye varmak istediğini tam anlamadım. Tabii ki de yani uysal olduğum anlar da vardır, afacan olduğum anlar da vardır. Kafamı duvarlara vurduğum zamanlar da oluyor. İnsanız nihayetinde, herkes aynı şeyleri yaşıyor bir şekilde. Ya önemli olan uysal, afacan, tatlı, sevgi dolu, karizmatik, hoş görünen, taraflarını çıkarabilen insanlarla bir arada olman. Mücadele bununla alakalı, yoksa herkesin içinde bu duygular var. Maço musun, kedi mi? Belli kurallar var ve kuralların esnetilmeyeceğine dair belli sabit fikirlerim var. Vizyonlu bir maçoluk olabilir bu mesela bak, cidden. Kadınlar yani, sert insanlar seviyorlar ya. Bu böyle bir şey yani. Aynen, sert insanları seviyorlar yani. Hani illaki herkesin kendine göre bir beyefendiliği, erkekliği, adamlığı durumu vardır ama... Yani senin baban evde bağırıyorsa, sen de büyüyünce bağıran bir adamdan mı hoşlanırsın? Ne olursa olsun yani. Bu böyle bir şeymiş yani. Hani kafan çok değişti, aslında öyle değil falan. Bir yerde geliyor yani. Çünkü ben şunu çok yaşıyorum mesela. Çok medeni bir birliktelikleri var falanlar filanlar. Herkes birbirine çok saygılı, bir şey. Bir gün kadın bir yerde portuyor dostum. Diyor ki, ulan diyor, burada da sesini çıkaracaktı diyor. Yani anlatabiliyor muyum? Böyle de bir şey var. Bu bir denge yani. İnsanın kedi olduğu zaman vardır yani, alttan alacağın lan susayım bari dediğin zamanlar vardır. Bu karşı taraftaki bu değeri kazanmasıyla alakalı yani, yoksa küstah insanları sevmiyorum. Küstah olan hiçbir kadının bana vaat ettiği, vaat edeceği, beğenmem, beğenilmem hiçbir şeyin önemli değil yani. İnsanlar ezgin olmalı, asil olmalılar, tenezzül etmemeliler bazı şeylere ve popülist olmamalılar yani. Hani kendi düşündüğüm mesela, daha fazla hoşlandığım ve birlikte olmak istediğim insanlar veya işte böyle beğendiğim kadın tipi. Çalışan, sıradan, akademisyen olabilir, ev kızı olabilir, anlatabiliyor muyum? Öğretmen olur bir yerde, hemşire olur, doktor olur, garson olur ama yani böyle atıyorum mesela kendine ait bir hayatı olmalı yani. Benim Cihangir öyle yaptı, Cihangir böyle yaptı. Cihangir'in hayatı, seti, filmi, o da bana bir şeyler anlatsın. Desin ki bilmem neyle şöyle oldu. Ben de her tarafı bir kenara bırakayım. Cihangir olarak ona oturayım diyeyim ki ya şöyle mi yapsan, böyle mi yapsan? Ama bana gelip set nasıl geçti? Bizde şunda ne oldu? Bu bölümü izledim böyleydi falan. E biz ne konuşacağız yani? Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Yani yeri geldiği zaman insan maçodur, yeri geldiği zaman kedidir yani. Çünkü nihayetinde evdeki de senin karındır yani. Ne olur hayallerimizi süsle biraz. Şimdi sen evdesin. Hayallerinizi süsleyin biraz. Çok güzel ileride daha öncesinde yaptığımız gibi bir suç dünyasını anlatan ve sezonlar boyu sürmesini istediğim ve bu edebiyatı Avrupa filmlerindeki gibi Sopranos, Wire, Gomorrah ve buna benzer bu tarzdaki işler gibi bir modelde bir şeyler yapmak istiyorum. Böyle bir şeyin sürdürülebilir edebiyatını yazan kişi olmak istiyorum. Onun dışında komedi işleri yapmak istiyorum biraz. Ama bunu daha fazla böyle tiyatro oyunu gibi, daha canlı enerjini de verebildiğim bir durumda. Hani bir film değil de tiyatro oyunu olabilir. Başka hayallerim nasıl süsleyebilirim senin? Veremem sana acılarımı, kirlenir dünya mı diyordu, neydi? Öyle çok böyle spesifik şöyle bir hayalim var, böyle bir hayalim değil de hep böyle şey gibi benim için. Topal bir tane degaje vur gitsin, sen arkasından git yani. Şuraya gidecek diye bakma. Hayaller biraz öyle, yolda değişebilir. Onun için hemen dönüş yapabilirsin. Hemen böyle esnek olacaksın, yani hayata bakacaksın. Kendini bozmadan, düzgün bir şekilde ilerleyeceğin yol doğrultusunda. İstediğin şeyi söylemedim, farkındasın değil mi? Söyledin, sen benim sevgilim ev kızı da olabilir dedi ya. Dediğinden de onun ya niye zaten, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Totalle baktığın zaman hepimiz yani, çoğu kızlar ev kızı yani kardeşim yani. Şimdi kendi kendine herkes numara yapmasın yani, anlatabiliyor muyum? Herkes nihayetinde bayramda halasına da gidiyor, teyzesine de gidiyor. Öyle yani, anlatabiliyor muyum? Bunun dışına çıkmak, bence bunu meç edebilirler. Hem ev kızıyım, anlayışlı, vizyon sahibi ve ileriye yönük. Bir taraftan da anne, üç öğün yemek yaparım, çamaşır, bulaşık hepsini yapabilirim. Ya böyledir yani, çünkü biz bu olmalı. Ya ne biliyorsun, belki ev kızıdır. Ben mesela atıyorum, mesela oyuncu değildir, bir şey değildir, biri değildir. Bir görürsün, aklın gider yani. Dersin ki lan ben bununla evleneyim, çocuk yapayım yani. İlla ki bir gün istediğiniz şeyleri yapacaksınızdır, oraya geleceksindir. İş oraya geldiğin zamanki psikolojini oraya hazır kılmak. Hayatın seni çok dejenere etmesine izin vermemen, güçlü durman. İnsanlar hep diyorlar ki işte mesela, ulan diyorlar bizim gibi diyorlar, evden çıktı işte, bir süreç yaşadı ve bir yerlere geldi. Vallahi de öyle oldu yani, emin olabilirsin buna. Ve çok zor günler de yaşadık bununla birlikte. Ama ne olursa olsun tek önemli olan şey var. Ne istiyorsun? Nereye gideceksin? Gidiyor musun? Boş ver yani, arkandan kafana yumruk mu yedin? Oradan çelme mi taktılar? Öbürü bir şey mi söyledi? Siktir bunlar. Bunlar illaki böyle düzelecek şeyler. Kimseye yalan söyleme, dürüst ol. Anladın mı? Hiç kimse senin hakkında dışarıda konuşamasınlar. Kimsenin bir şeyine tamah etme, asil ol. Asil insan her zaman tutar yani. Fakir olabilirsin, zengin de olabilirsin ama asil olmak daha başka bir şey. Buradan O Ne Diyor ailesine de çok teşekkürlerimi gönderiyorum. Sağ olsunlar. İlk defa bir sosyal platformda bu şekilde bir röportaj veriyorum. Bazı hatalarım olmuştur, bazı şeylerimden hoşlanmış veya hoşlanmamışsınızdır. Her şey için teşekkürler ediyorum. Hoşça kalın diyorum, öpüyorum.